Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, İnanç Ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah Berat'tan, Şaban-ı Şerif'in yarısındaki Berat'tan bahsedeceğiz. Şaban'ın faziletinden, Berat'ın faziletinden, bu geceyi nasıl ihya etmeli, bu gece hakkında neler ifade edilmiş, onları inşallah birlikte müzakere etmiş olacağız. Evet, Şaban-ı Şerif'in içerisindeyiz. Şaban-ı Şerif, Şehrullahil Muazzam diye ifade edilmiş. Muazzam bir Allah'a ait bir zaman dilimi olarak ifade edilmiş. İçinde de Berat kandili var. 15. gecesi Berat gecesi. Evet, bununla ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'le ilgili olarak وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ ف۪يهِ الْاَعْمَالِ اِلَى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَل۪ي وَاَنَا صَائِمٌ. Ameller Şaban ayında arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken ona arz edilmesini isterim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şaban ayı içerisinde bol oruç tutardı. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor bize, bir rivayette şunu ifade ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen o kadar oruç tutardı ki herhalde hiç ara vermeyecek derdik. Bazen de oruca o kadar ara verirdi ki herhalde hiç oruç tutmayacak derdik Şaban içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında hiçbir ayı bütünüyle oruçlu geçirdiğini görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz. Hiçbir ayda da Şaban ayındaki kadar oruç tuttuğunu görmedim diyor. Evet, bu hadisi şeriften öyle anlaşılıyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam peş peşe 3-5 gün oruç tutuyordu. Sonra ara veriyordu. 3-5 gün yine ara veriyordu ve arkasından yine tutuyordu. Bununla zannediyorum ki Ramazan-ı Şerif'e vücudunu hazırlıyordu. Ramazan'da 30 gün peş peşe vücudu, bedeni bir şoka sokmadan öncesinde bir hazırlık yapıyor gibi diye ifade edebiliriz. Kendisi bu ayda çok fazla oruç tuttuğu gibi ümmetine de öyle yapmalarını tavsiye buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç hangisidir diye sorulan bir soruya Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cevabı vermiş. Ramazan'ı tazim için Şaban ayında tutulan oruçtur diye buyurmuş. Evet, Ramazan'ı tazim. Aslında Şehrullah, Recep-i Şerif, onun içerisindeki Regaib kandiliyle, Miraç kandiliyle ve sonra Şehrullahil Muazzam olan Şaban-ı Şerif ve onun içindeki Berat kandiliyle bütün bu 2 aylık zaman bizi Ramazan-ı Şerif'e hazırlamak içindir. Evet, Şaban'ın içerisinde de oruç tutma Efendimizin tavsiyesi ve bizler de inşallah Efendimizin tavsiyesine uyarak bugünlerde oruç tutalım. Hiç olmazsa pazartesi, perşembe günleri. Evet, veya Efendimizin yaptığı gibi peş peşe birkaç gün tutup sonra ara vermek şeklinde inşallah bedenlerimizi oruca alıştıralım. Malumunuz Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat gecesi. Bu kelime beri olmak, aklanmak, suçsuz olmak gibi anlamlara geliyor. Müminlerin bu gece günahlarından kurtulup temize çıkmaları umulduğundan dolayı ona bu isim verilmiş. Bazı alimlere göre Duhan suresinin ilk ayetlerinde bahsedilen mübarek gece Berat gecesidir. Pek çok alime göre, müfessire göre Kadir gecesi olduğu da ifade edilmiş ama bazı alimler de bunun Berat gecesi olabileceği üzerinde duruyorlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. İnna künna münzirin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Emran min indina. İnna künna mürsilin. Evet, ayet sonu mürsilin. Hamim diye başlıyor. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki biz onu kutlu bir gecede, mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki bu gece her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle o zaman ayırt edilir diyor ayeti kerimelerde. Selef ulemasından rivayet edildiğine göre hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu anlama geliyor. Bu geceden itibaren bir sonraki seneye kadar meydana gelecek bütün hadiseler, olaylar melekler tarafından kader defterlerine yazılır, istinsah olunur. Öyle ki rızık, ecel, zenginlik, fakirlik, ölüm, doğum hep bu gece belirlenir. Böyle yorumlamışlar. Kur'an'ın bu gecede indirilmesi meselesi ise inna enzelnahu fi leyletin mübareke, biz mübarek bir gecede indirdik Kur'an-ı Kerim'i meselesi ise bu gecenin berat gecesi olduğunu düşünen alimler tarafından şöyle açıklanmış bu husus. Kur'an-ı Kerim berat gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirilmiş ki buna inzal tabiriyle, inzal ile ifade ediliyor bu husus. Kadir gecesinde ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez parça parça, ceste ceste ilk gelen ikra, İsmi Rabbikellezi halak ayetiyle indirilmeye başlanmış. Buna da tenzil deniyor. Yani parça parça inmesine tenzil deniyor. Toptan indirilişine, dünya semasına indirilmesine de inzal deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نُصْفِ مِنْ شَعْبَانْ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ ف۪يهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَا سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكُولُ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًا فَاُوَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ Allahu Ekber. Ne hoş, ne güzel. Şaban'ın 15. gününün gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. Pek çok kimse öncesinde, bir gün öncesinde tutuyor. Halbuki akşamında, yani güneşin batışıyla ertesi gün başlamış oluyor. Ve dolayısıyla önce gecesi geliyor, sonra gündüzü geliyor. Zaten kumu leyleteha diyerek Efendimiz de önce gecesini sayıyor, zikrediyor. Sonra gündüzünde oruç tutun. Yani ertesi gün sabahla birlikte, imsakla birlikte oruç tutun diyor. Evet. Gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. Evet, yok mu istiğfar eden affedeyim? Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla diyerek şöyle geçmiş günahlarına bir sünger çeker gibi her birini zikrederek, her birini de hatırından geçirerek, hayalinden, hatırladığı ne varsa bütün günahlarını şöyle bir zikrederek Allah'ım beni affet. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ hu el hayyul kayyum ve etûbu ileyh diyerek evet Allah'ım affet. Sen hay kayyumsun. Allah'ım sana dönüyorum. Sana yöneliyorum. Ya Rab beni affeyle diyerek demek o gece istiğfar gecesi, af gecesi. Yok mu rızık isteyen vereyim? Yani rızkın en büyüğü hidayet, ilim,
irfan, ibadet-ü taat, aşk-ı şevki, İslam'a hizmet, aşk-ı şevki, dostlara, arkadaşlara, dostlara, akrabalara, bununla birlikte dava arkadaşlarına ilgi, alaka, muavenet, maddi muavenetin yanında manevi muavenet, onlara yardım etmek, onların meseleleriyle, problemleriyle yakından ilgilenmek, onlara el uzatmak, yardım etmek. Evet, yok mu rızık isteyen vereyim, yok mu başına bir musibet gelmiş de sağlık ve afiyet vereyim diyor gelen kimse. Başımızda ne musibetler var, ne felaketler var. Nice masumlar hapislerde, nice bebekler, yavrular hapishanelerde, kadınlar, kardeşlerimiz. Evet, onlara bu gece şöyle yana yakıla gözyaşlarıyla dua etmeliyiz. Bu nida böylece tan yeri ağarana kadar devam eder diyor. İmsak vaktine kadar gece apayrı bir af gecesi, mağfiret gecesi, afiyet gecesi. Dolayısıyla kimin ne derdi varsa Allah'a açacağı, ondan bir karşılık bekleyeceği bir gece. Rivayete göre Berat gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yanında bulamayan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kalkar, Efendimiz'i aramaya çıkar. Sonunda Efendimiz'i Cennetül Baki'de, kabristanda bulur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabristana gitmiş, mezarlığa gitmiş. Vefat eden oradaki ashabına, onları ziyarete gitmiş ve başını semaya kaldırmış, tefekkür ve duaya dalmış bir halde bulur Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin faziletini Hazreti Ayşe'ye şu sözlerle ifade buyurur. İnna Allah azze ve celle yenzilu leyleten nisfi min Şaban ile semai dünya ve yağfiru li ekseren min adedi şari ganemi kelbin. Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanın günahlarını bağışlar. Evet, koyunları çok olan Kelb kabilesi, onların düşünsenize bir koyunun sırtındaki, üzerindeki o kılları, tüyleri, onları saymak bile zor. Ama bütün koca bir sürü oradaki, yani sonsuzluk neredeyse ifade eden bir şeyle ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O insanlar tabii ki o kabileyi biliyorlar, onların koyunlarının çokluğunu biliyorlar. Dolayısıyla oradan bir şey anlıyorlar. Yani o kadar çok insanı Allah affeder ki o gece. Ama tabii ki gönlüyle, kalbiyle Allah'a yönelenleri, yana yakıla secdeye başını koyup orada gözyaşlarıyla Allah'a dönen, Allah'a yönelen, geçmişe bir sünger çekmek gayreti içerisinde bulunan kimseleri Allah affeder. Evet, bu gecenin faziletiyle ilgili Üstad Bediüzzaman Hazretleri de 14. şuada şunları ifade ediyor. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bu önümüzdeki gece, Berat gecesi, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde, mukaddes bir çekirdek gibi ve mukadderat-ı beşeriyenin insanlığın kaderinin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Kadir gecesi kutsiyetindedir diyor. Kadir gecesini malum inna enzelnahu fi leyletil kadir diyerek bir sureyle ifade edilmiş. Kadir gecesi, Ramazan içerisinde, son günlerinde olan Kadir gecesi. İşte onun kutsiyetindedir, onun gibi kutsaldır, değerlidir, kıymetlidir, içerisinde çok şey vardır diye ifade ediyor. Her bir hasenenin, her bir sevap getiren amelin, bir iyiliğin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, Kadir gecesinde 30 binle çarpıldığı gibi,
Bu Leyla-i Berat'ta, bu Berat gecesinde her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Kadir gecesinde 30 bin, Berat gecesinde de 20 bine çıkar diyor. Bakın. Sair vakitte diğer zamanlarda 10 ise Şuhur-u Selase'de 100'e ve 1000'e çıkar. Bu 3 aylarda Recep'te, Şaban'da 100'e veya 1000'e çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede, bu mübarek gecelerde, bu kandil gecelerinde 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir diyor. Kim için? Gönülden Allah'a yönelmiş olanlara. Sadece bir gece değil, bütün gecelerini böyle kandil gibi idrak eden ama o gece bambaşka bir yönelişle, bambaşka bir duygusallık içerisinde, bir teveccühle yana yakılı Allah'a yönelip affını, mağfiretini, bağışlanmasını isteyen, tevbe ile inleyen kimselere olabilir diyor, geçebilir diyor. Evet, onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Evet, özellikle Batı dünyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adının ne kadar az anıldığını görüyoruz, yaşıyoruz. Onun adını sanki hiç duymuyoruz etrafımızda. Dolayısıyla bugünlerde salavatla coşmalı, Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selamlarla coşmalı, bunun himmetlerini yapmalı, bunun efendim bu manada bir gayretler ortaya koymalıyız değerli kardeşlerim. Yine o zat Bediüzzaman Hazretleri talebelerine göndermiş olduğu mektuplarda 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen 50 senelik bir manevi, hani Kadir gecesinde 80 küsur senelik, 83 senelik bir ibadet sevabını veya ömrünü kazandıran diyor orada ayeti kerimede. 1000 aydan daha hayırlı demek suretiyle. Ama bu da 50 senelik diyor Bediüzzaman Hazretleri, manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen Leyla-i Berat'ınızı ruhu canımızla tebrik ederiz diyerek bu geceyi tebrik etmiş. Ardından da şunu ifade etmiş. Her biriniz şirketi maneviye sırrıyla, manevi bir şirket gibi, tesanüdü maneviye feyziyle birbirinize dayanışma içerisinde, gönül gönüle, kalpten gelerek, birbirinizin her meselesiyle yakından ilgilenerek, derdiyle yakından ilgilenerek, 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi her bir halis, muhlis, nur şakirtlerini 40 bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet ilahiyeden kanaati tamme ile ümit ediyoruz diyor. Evet, yani birbirimize dua etme. Tabii ki bunu elde edebilmek için birbirimizde tam bir dayanışma içinde gönülden dua etmeliyiz. Evet, manevi muavenet, maddi muavenetin yanında kardeşlerimizin meseleleriyle yakından ilgilenmekle, o ihtiyaçları nelerse onları karşılamaya gayret etmekle, bununla birlikte manevi muavenet de diyor Bediüzzaman Hazretleri, yani kardeşlerimize dua ederek, onların affını, mağfiretini talep ederek, onların hidayet talep ederek, onların meselelerinin çözülmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarış, yakarış içerisinde bulunarak bunu yapmamız gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere birine dua etmek, bir kardeşine dua etmek, gıyabında dua etmek o kadar önemli ki. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur, birisi gıyabında birine dua ederse, Allah'ım falancayı affet, affet derse, hatta 2 rekat hacet namazı kılıp arkasından onun için dua ederse, ihtiyaçları için, sıkıntıları için, problemlerin çözülmesi için,
bir yere yerleşebilmesi için, evet, yollarda telef olmamaları için kardeşlerimize böyle yana yakıla dua etmek, melek gelip onun duasına amin der, veleke bi mislin diyerek, melek ona bir katı da senin için olsun diyerek ona dua eder diyor. Ne kadar hoş. Demek başkasına dua etmek çok garantili bir dua, kendine dönecek, ona da melek dua edecek. Evet, ancak bu gecenin rahmetinden istifade edemeyenler de olacak elbette ve uyarılarda bulunuyor bu konuda. Allah'ın rahmetiyle muamelede bulunduğu bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ifade buyurdukları üzere bir kısım kimseler bu rahmetten mahrum kalacaklar diyor. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylemesin inşallah. Allah Celle Celaluhu Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde rahmetiyle nazar eder ve bütün mahlukatın mağfiret eder, bağışlar. Yalnız şunlar müstesna denmiş. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, Allah'ın uluhiyetiyle problemi olanlar, çok çok kin güdenler, kindarlar, dindar bile olsalar kindarlar, bugünden mahrum kalacak. Bu rahmetten mahrum kalacaklar. Bir rivayete göre de yine akrabalık bağını koparanlar, ana babasını inciten ve içkiye düşkün olanlar diyerek ifade edilmiş. Evet değerli kardeşlerim, Duhan suresinde ifade edildiği gibi bu ayeti kerimelerde Hamim diye başlıyor. Başta demiştik Duhan suresi işaret ediyor diye. Rahman'ın Muhammed'in ruhunda tecelli eden ledünni ilahi rahmetinin icmali bir remzidir diyerek Hamim'e böyle bir şey verilmiş ki hem de o apaçık kitabı andolsun. Vel kitabil mübin. Mübin yani beyanı güzel, ifadesi parlak, apaçık kitap bir bakıma levh-i mahfuz olabilirse de Kur'an olması zamir itibariyle daha açık, daha uygundur diyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden biraz bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çoğu tefsirlerde mübarek gecenin Kadir gecesi olduğu ifade edilmiş demiştik. İkrime ve daha bazı alimler, bazı kimseler, tabiinden kimseler Şaban'ın yarısı gecesi yani Berat gecesi demişler bu mübarek gece için. Evet, Keşşaf da tefsirinde mübarek gece Kadir gecesidir diyor. Ama bir de denildi ki Şaban'ın yarısı gecesidir ki bunun dört adı vardır diyor. Mübarek gece, Berae gecesi, Sak gecesi, Rahmet gecesi. Ve denildi ki bununla Kadir gecesi arasında 40 gün vardır. Evet, bu 40 gün önemli değerli dostlar. Yani Berat gecesiyle Kadir gecesi arasında 40 gün var. Dolayısıyla bu bir yönüyle bakarsak şayet Hz. Musa Aleyhisselam'ın o 40 günlük şeyi gibi. Evet, Tur-i Sina'da orada geçirdiği bir zaman gibi. Berae ve Sak gecesi denilmesi hakkında da denilmiştir ki haraç tamamen alındığı zaman, yani topraktan alınan vergiler tamamen alındığı zaman beraatlerinin yani temize çıkmalarının dile getiren bir sak, bir senet, bir belge yazıldığı gibi Allah Teala da bu gece mümin kullarına beraat yazar denilmiş. Ve yine şu ifade ediliyor ki tefriki külli emrin hakim diyor burada. Yani her hikmetli işin ayrılması. Yani bu gecedeki ibadetin fazileti, bu gecede her hikmetli işin ayrıştırılmış olması. Bunun için Efendimiz buyuruyor ki her kim bu gece 100 rekat kılarsa yüce Allah ona 100 melek gönderir. 30'u ona cenneti müjdeler, 30'u ona cehennem azabından teminat verir, 30'u da ondan dünya afetlerini savar, onu da ondan şeytanın tuzaklarını, hilelerini savarlar. Bu gece rahmet iner,
Yine Efendimiz buyurmuş, Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca diye biraz önce hadisi okumuştuk. Mağfiret gelir. Allah Resulü yine buyuruyor bununla ilgili olarak, Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin, çok kin güden, içkiye düşkün olan, ana babasını inciten veya zinaya ısrarla devam eden müstesna diyerek bu gece mahrum kalanları biraz önce hadiste de ifade etmiştik. Yine bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaatin tamamı verildiği ifade ediliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, dua etti. Üçte biri kendisine verildi. 14. gecesi niyaz etti, üçte ikisi verildi. 15. gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka. Bir de bu gece Zemzem suyunun açık bir biçimde artması ilahi adetlerdendir denilmiş. Evet, her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır ifadesi, ondan melekler ve ruh Rabbilerin izniyle her bir iş için iner de iner. Evet, ayeti kerimesi Kadir suresinde ifade edildiği gibi ona uyan bir ifadedir bu diyor. Bir de Ramazan ayıdır ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyurulmuştur ve çoğunun görüşüne göre Kadir gecesi Ramazan'dadır diyor. Evet, dediğimiz gibi Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak Kadir gecesi, ama başta ifade ettiğimiz gibi bir toptan indiriliş var, o inzal. Bunun Berat gecesinde olduğu ve sonra da tenzil, yani ceste ceste ayetlerin parça parça gelmiş olması surelerin, buna da tenzil deniyor ki bu da Kadir gecesinde başlamış. Evet, Keşşaf'ın Kur'an'ın inişi hakkında beyanı bu gecenin Berat gecesi olduğunu söyleyenlerin görüşüne uygun düşmüş oluyor. Evet, ilk defa o gece indirilmeye başlanmış Ebu Suud Hazretlerinin veya Kadıyaz'ın şeyine baktığımızda veya o gece cümleten toptan levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmiş ve Cebrail aleyhisselam sefereye, yazıcı meleklere imla etmiş. Sonra da peygambere 23 senede kısım kısım indirilmiş. Fahri Razi de şöyle kaydediyor. Rivayet olunur ki Atiye-i Haruri İbn Abbas Hazretlerinden, gerçekten biz onu Kadir gecesinde indirdik ifadesiyle, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik ifadesini şöyle sordu. Yüce Allah Kur'an'ı ayların hepsinde indirmişken, yani her zaman inmişsen, her mevsimde her zaman inmişken bu nasıl sahih olur? Yani biz onu sadece Kadir gecesinde indirdik demesinde. Evet, burada İbn Abbas Hazretleri şunu söylüyor. Kur'an cümleten toptan levh-i mahfuzdan Beyt-i Mamur'a indi ki o dünya semasıdır. Sonra onun arkasından olayların çeşitlerine göre durumdan duruma nazil oldu. Yani parça parça sure şeklinde, ayet şeklinde geldi. Demek ki Kur'an'ın bu toptan inişi bir de kısım kısım inişi vardır. Toptan inmesi bir defada olmuştur. Buna daha çok inzal deyimi uygundur. Kısım kısım inmesi de peygambere azar azar 23 senede olmuştur. Buna da tenzil deyimi uygundur. Evet, bunların aynı manada kullanıldıkları yadırganmadığı gibi tenzilin her necmi kısım kısım inmesi ayrıca düşünüldüğü zaman yine inzal denilmek uygun olacağından birinin bir gecede diğerinin de diğer gecede olması iki rivayetin uzlaştırılması adına daha uygun gelecektir. Şu halde mübarek gecenin Berat gecesi olması gerçekten biz onu Kadir gecesi indirdik buyurulmasına aykırı olmayacaktır diyor. Evet, mübarek gece derken de değerli dostlar, hayrı çok demek mübarek gecenin. Çünkü Yüce Allah bu gecede kullarının menfaatlerine ait işler hazırlar ki
Yalnız Kur'an'ın inzali olsa yine yeterdi. Ama niçin gece indirildi? Çünkü biz münzir idik. Yani inzar yapıyor, uyarıyorduk. Uyarıcı bir peygamber gönderiyorduk demek. Neticede peygamberin inzar, uyarması sıdk ile yapılması için ilk önce onu kendi nefsinde duyması hikmetin gereğiydi. Evet, buna da en yaraşan gece olmasıydı. Gecenin mübarekliğine gelince her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Yani Berat gecesinde her hikmetli, önemli iş veya her muhkem, sağlam olması gereken işler yani o gecede ayrılıp tedbir ve dağıtımı yapılır. İcra edilmek üzere özel olarak ayrılır, yazılır. Evet, değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi Berat gecesi Kur'an'ın toptan indirildiğini ifade eden bir gece olması bakımından bazı alimlere göre apayrı bir değer, apayrı bir kıymet ifade ediyor. Nasıl ki Kadir gecesi bir kıymet ifade ediyor Kur'an'la, Kur'an'ın onda indirilmeye başlanmış olmasıyla, dolayısıyla bu geceler daha içinde neler var bilemediğimiz sürpriz mükafatların olduğu bir gece olması bakımından bu geceyi iyi değerlendirmeye bakalım, ona hazırlık yapalım. Tabii ki müminin aslında her gecesi, onun zaten ibadeti var, evrad-ı eskarı var, Kur'an'la meşguliyeti var. Belki gündüzlerinde orucu var. Dolayısıyla aslında o sadece bir günü bir güne yatırım yapan bir kimse değil elbette. Dolayısıyla inşallah biz de Berat gecesini bu şeyle inşallah eda etmeye, onun yümlünden, bereketinden azami istifade etmeye, orada o gecede bağışlanma, affedilmeye, mazhar olmaya gayret edelim inşallah. Cenab-ı Hak gecemizi, bu geceleri hakkımızda bahisi rahmet, rahmete vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizi sağlık, afiyet ve huzur içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun inşallahu teala. Evet değerli kardeşlerim, bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.